Sese doğru 7000 liralık gamepad'le futbola doğru gelin gençler. Gördüğünüz gibi DualSense Edge aldım. Şimdi bu kutusunu falan açacağım. Aman abi bize ne? Biz bunu izlemek istemiyoruz. Top açılımını ve maçı izlemek istiyoruz diyorsanız aşağıdan gençler bölümler ayırdım. Oradan direkt atlayabilirsiniz. Uzun bir açıklama olmayacak zaten bu. Gençler bu görmüş olduğunuz PlayStation 5'in normal gamepad'i şu anda 2100 lira. Aha da bu arkadaş 6500 lira 7000 lira civarında. Neden acaba? Bilmiyorum. Ben de bakacağım, siz almayın diye ben aldım. Yani incelemiş olalım. Benim kadar iğrenç kutu açan yoktur gençler. Bak şurada koruması var ya, böyle orayı faram pinçik ederekten açıyorum. İçinden hıyar da çıkabilir. Yok yok, çıkmaz. Niye? Güvenilir bir yerden aldım çünkü. Bakalım nasıl bir şeymiş gençler. Tekrar söylüyorum. Normalde PlayStation, ben bunu 1000 liraya almıştım zamanında. Şu anda 2100 lira. Şu arkadaş 6500-7000 lira arasında. Ek tuşları var, özelleştirebiliyorsunuz vesaire. Ben uzun uzun size burada kurulum falan yapmayacağım. Bu arada sponsorlu bir video falan değil. Gittim paramla aldım kendim. Merak edenler olabilir, almak isteyenler olabilir. Açtık kutuyu. Wow! Vay! Gençler! İçinden böyle bir şey çıktı. Bir dakika. Kutu boş. Galiba attım kutuyu da. İçinden bu çıktı. Allah'tan hıyar çıkmadı. Şöyle bakalım. Ooo baby. Gençler kutuya gel. Çok güzel değil mi? Bu arada süper beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Allah'ım düğmesi mi var? Ne var? Bir şey var kutuda. Açalım bakalım ne çıkacak içinde. Ben çok merak ediyorum hakikaten. Evet, kutuyu açıyoruz. PlayStation 5 DualSense Edge. Buyurun. İçinden şu güzellik çıktı. Yanında bir sürü düğmesi var. Bunun mavrası gençler. Bu analog çubukları çıkarabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Altına tuş ekleyebiliyorsunuz. FPS oyunu falan oynuyorsanız, FPS oyunları daha doğrusu. Onlar işte ek bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben şunu merak etmiştim. Acaba herhangi bir tuşa combo atayabilir miyiz? Hani mesela FIFA'da hareket yapıyorsunuz ya. Reverse Elastico falan, hani iki tane tuş. Herhalde olmuyor, bilmiyorum. Evet, bunu çıkarttık. Ve gamepad bu. Görüyorsunuz. Bu da öbür gamepad. Normal PlayStation 5'in diğer gamepad'i. Arasında ne fark var? Bilmiyorum. Bakacağız. Hangisi hangisiydi bu? Bakalım şöyle. Ağırlığı aynı. Tutuş hissiyatı aynı. Şurada gençler bakın iki tane ekstra tuş koymuşlar. Bak. Şunlar. Burada iki tuş var. Arkasına da şuradan iki tane tuş ekleyebiliyorsunuz şunlara. Bakayım şöyle bir. Kullanışlı mı? Evet, hemen aşağıdan bir şeylere basabilirsiniz. İçinden ayrıca iki tane şöyle küçük kelebek, sinek kanadı gibi bir şeyler çıkıyor. İşte bunları da, bu arada kurulumu çok kolay. Bakın bunu nereye? Herhalde buraya bakayım. Aa, oturdu. Direkt tık diye koydum gençler. Hiçbir şey yapmadım. Vallahi güzel. Bunu da buraya koydum. Hop. Bakayım ne oldu? Aa. Bak böylesiniz ya. Şu. Bak. Hemen elimin altında. Şu orta parmaklarımın orada. İki tane tuş atanmış oldu. Ha. Gevşedi burası. Aha çıktı. Anam kırdım yala. Şaka. Bu üstü çıkıyor gençler böyle. Üstünü çıkarttıktan sonra şu analogları söküp buraya diğerlerini takabiliyorsunuz. Evet, bu kadar. Yeter. Bu arada aynı zamanda şurada kablosu çıkıyor. Şurada kablosu var çantanın içinde. Şurada da ek bir aparat var. O da işte USB'yi gamepad'e bağlarken kırılmasın falan diye. Gayet güzel ama yani biraz daha mühendislik işi bir durum oluşmuş. Yani şimdilik fikrim, eğer e-sporcu falansanız, böyle ne bileyim tuş kombinasyonları falan yapacaksanız güzel bir alete benziyor. Ama atıyorum PES, FIFA oynuyorsanız çok da gerek yok gibi. Şimdi ben güncelleme yapıyorum. Top açılımına geçeceğiz. Gençler bu arada bir değişiklik olsun diye şuradaki tuşun bir tanesine L2 vücutla koruma var ya, onu atadım. Bakalım ne olacak. Şimdi sözleşme diyelim ve top açılımımız başlıyor. Bakalım futbolda neler gelmiş. Bu arada süper ötesi bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Liverpool diyor. Bu yeni gelmiş herhalde. Momentum Dribbling. Ooo Vinicius Junior. Açar mıyız buradan bir 10 tane? Yapıştır oradan o zaman ve hayırlı olsun. İlk 10'dan geliyor Vinicius Junior. Dikkatle izliyoruz. Vinicius, Jordan Gençtrize. Bunu da abi içinden benim için aç. Benim için aç diyen tüm sese gelenler için açıyorum. Hadi Vinicius. Jordan yine. Uy. Gençler bakalım yeni gamepad
Mikrofonu falan yeni ya. Üç kere Vinicius Junior deyince geliyormuş. Vinicius Junior, Vinicius Junior, Vinicius Junior. Hadi bakayım çocuğum. Gel çocuğum. Gel parla, parıldak parıldak gel. Bakalım. Yes! Şaka mı? Vinicius gelsin please, please. Kim vardı İngiltere Ligi'nden? Mitoma mı? Ay! Geldi ama. Yanlış geldi. Mikrofonu oraya ters çevirdi büyük ihtimalle. Kona şey Japonlar anlamıyor herhalde. Japonca söyledi mi sandılar? Japon people geldi. Japanese people geldi. Higotoma Nakashima. Kim geldi? Mitoma geldi. Puy. Bunu da gamepad'in, yeni gamepad'in kutusuyla açıyorum. Haydi bakalım. Ey Konami, Posakomani. Yapıştır çocuğum. Yes! Vinicius, kapattım gözümü. Vinicius, please artık sona saklama please. Gençler Vinicius istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Vinicius Junior. Hui, Mahrez olsun. Olsun, ikincisi de geldi ama. Vinicius'u niye sona saklıyorsun? Terbiyesiz komani pusa komani. Boşuna demiyorum ben. Olsun. Geldi adamdır. Ya şu yeni gamepad'in kutusu aslında yeni gamepad bir uğur getirmişti. Bakalım tekrar açalım kutusuyla. Belki olur. Vinicius Junior. Ey komani, uşuru gelen parayı kamaya. Yes! Yes! Vinicius Junior! Geldi mi? Vinicius'tun başka yok. Düşman değil zaten. Vinicius Junior! Sallayın kafaları. Dans dans. Dans gençler. Şurada da dünya Nisan ayı dünyanın en iyileri falan diyor. Bakalım De Bruyne, Messi. Bakalım Messi çıkacak mı? 11 tane oyuncudan bir tanesi geliyor. Bakalım kim geliyor? Bu Jort mu şu an? Bu Jort o zaman şu an. Bakayım. Aa yo, 5 yıldız dedi. İtalya Ligi. Zidane. Luis Alberto geldi. 2.5.0 güncellemesi geldi. Artık bazı oyuncularınıza işte uzmanlık verebiliyorsunuz, beceri hareketi kazandırabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama açık söylüyorum, analik gelmediği sürece, efsane olmadı gelmediği sürece, edit modu gelmediği sürece Konami'cim umurumda değilsin çocuğum. Umurumda değilsin ya. Onların bir gelinmesi lazım artık yani. Gelsin artık ya. Yıl kaç oldu? 2024'e gireceğiz. Bu nedir ya? De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nice. Şimdi gençler şu Vinicius Junior'ı bakın yeni güncellemedeki özellikle yükseltebiliyor muyum acaba? Mesela uzmanlık aktarımı deyip yapabiliyor muyum bu kartlara? Aa yapabiliyorum bu kartlara, tamam. Başka bir oyuncuyu eritiyoruz geçen yıllardan, hatırlayın. Ne yapalım biliyor musunuz? Diğer Vinicius Junior'ı. Bu arada ek becerisi varsa onları da ekliyor galiba. 28 olacak. Ve 56 bin şey de gidiyor gençler, puan da gidiyor. Niye öyle? Tamam bakalım. Ha, iki birim daha. Şu Japon'u verelim, Japon'u. Bakalım onayla dersem 28 oluyor gençler. Ama her defasında da coins'im gidiyor. Puanım niye gidiyorsa o paralarımız. Tamam gitsin. Şu anda kaçız? Fulledik gençler. Vinicius'u fulledik. Şimdi hemen şuradan bir de gençler beceri antrenmanı var. Bu da yeni özellik. Ekleyebiliyorsunuz. Ama rastgele atıyor. Seçemiyorsunuz ya. İnşallah şöyle faydalı bir şey atar. Bir tane de hakkımız varmış. At bakayım ne atıyorsun? Kafa vuruşu mu? İyi, güzel. Tamam. Kafa vuruşu. Bundan yok. Bunları nasıl alabiliyorum? Satın mı almam gerekiyor o özelliklerini? Tamam. Uzmanlık aktarımı yaptık. Beceri antrenmanı yapamıyoruz. Elimizde kalmamış. O zaman hemen şöyle oyuncu ilerlemesi diyelim. Şimdi bitiriciliğini biraz arttıralım şöyle. Pas vermesi gayet iyi. Top sürmesi gayet iyi. Kıvraklık. Kırak. Bir tanesini alabiliriz kıvrak. Hatta bir tane daha alabiliriz. Alt vücut gücü. Hızı çok güzel gençler. Hatta hızını bir tık daha arttıralım. Tamam gayet iyi oldu böyle. Bir de kıvraklığa verelim ve 96 Vinicius Junior'ımız hayırlı uğurlu olsun be. Nice. Şu güzelliğe bakın. Hemen kullanacağız. Hadi bakalım. Şimdi de maçlarımız başlıyor. Vinicius Junior çıktı. Onu aldık. Yeni gamepad'imizle maça gireceğiz. Bakalım yine bizi 9. klasmana atmış. 4. sezon geldi biliyorsunuz. Bu rakip arayüzü de değişmiş. Bakalım gençler, merak ediyorum yeni güncellemeyle neler olmuş oyuna, rakibimiz kim olacak? Artık hakikaten üst sıralara çıkalım. İzliyorsanız e-futbol abi daha sık at diyorsanız bunu gösterin gençler. Yorum yazın, yorum yazın. Aynı zamanda da beğenin alttan. Beğenmeyi unutmayın yani. Gençler işte bizim kadromuz Vinicius Junior. Normalde 100 falan oluyordur kesin o. Ama 99 oldu benim ayarlarım yüzünden. İşte bu kadromuz var. Ve yedeklerimiz ahanda bu şekilde. Yalnız rakibimiz bayağı cort büyük ihtimalle. Bu ne?
Gençler bu online rakip. Oğlum ne yaptın? Yeni mi girdin? Oyunu mu deneyeceğim? Pişman olacak adam. Adam oyunu indirip denediğine pişman olacak şimdi. Ne yapacağız gençler? Tekrar söylüyorum, şu alt tuşa şeyi atadım. L2. Yani L2'ye basıp koruma değil de şuna basıp koruyacağım. Nasıl olacak göreceğiz ya. Ben de bilmiyorum. Onlara tuş atayabiliyorsunuz. Mesela şut yapabilirsiniz. Pas da yapabilirsiniz. Öyle bir şey. Bu adam beni bu kadroyla yenermiş gençler. Ne diyorsunuz? Aa yalnız elim onlara sürekli basıyor. O arkadaki düğmelere. Kafam çok karışacak benim büyük ihtimal. Bak korudum. Ha korudum. Adam golü yedim adamdan valla. Pas verse gol. Tamam dur ben bir konsantre olayım. Mbappe verdi pasını. Messi'den klas pas. Messi'ye tekrar mükemmel pas. Dikkatle izler miyiz? Messi çalımını yaptı. Messi bir çalım daha yaptı. Hafif aşırttı. Gelmiyor önümüze. Aldık onu. Kim o? Messi! Yandan asfaltla dışarıda. Lionel Messi. Messi. Yalnız bunlara elim sürekli basıyor gençler. Tam sıktığım bölgede. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Gamepad'i, aslında bu gamepad'i çok sıkanlar için güzel bir şey. Benim bir fikrim vardı. Gamepad'in üzerinde sıkma hassasiyeti de bir şey olacak. Mesela özellikle FIFA oynarken çok fazla kasıyorsunuz ya, böyle sıkıyorsunuz. O ara bir uyarı verecek falan ya da işte bir şey yapacak yani. Güzel fikirdi. Ona benzer bir şey olmuş aslında bu. Kafu. Kafu gidemedi. İlginç. Tamam Messi. Kafu. Verdi pasını. Mbappe. Verdi pasını. Vini. Vini. Kötü vurdu Vini. Gençler şu arkadaki kulaklıkları çıkarttım. Vallahi biraz alışamadım ona. Farklı oyunlarda, FPS oyunlarına falan etkili olabilir belki. Biz normal oyunumuzu oynayalım. Konsantrasyonum bozuyordu çünkü. Şimdi Messi şık. Mbappe'ye gelmiyor. Dikkat edelim şimdi. Nesta. Rakibimize helal olsun gençler. Yani adam var ya, default kadroyla neler yapıyor ya. 37. dakika. 45 dakikadır gençler 45'lik kadroya gol atamadık. Bu da bizim rezilliğimiz olsun yani. Ama işte gamepad'de oydu buydu, düğmeyi derken gram konsantre olamadık. İkinci yarı 3 tane atıyoruz. Güle güle diyoruz. Hazır mıyız? Benim ilk yarıdaki performans. İlk yarıdaki performansımız anda buydu. Rodri verdi pasını Pirlo. Hadi çocuğum yeter artık, güldük eğlendik ya. Guti, Guti, Guti. Dudak uçuklatan. Çok kötü. Gol! Şimdi buna ben böyle sevinsem ayıp olur. Buna böyle sevinsem ayıp olur. Öyle sevinmeyelim. Buna şöyle bir şey yapayım. Yapmayın etmeyin. Hayır, o Yusuf Yusufluğun yarattığı. Ve rakibimizin tepkisi. Allah belanızı versin diyor. Tövbe tövbe, selam mı kabul et. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Ne olacak ya? Canlı canlı edit yapıyoruz. Pirlo dön ver. Adamsın. Şimdi güzel pas. Ak oğlum. Ak oğlum. Kandırdım. Aa adam kanmıyor gençler. Dümdüz geliyor üzerime. Bitir hocam bitir. Tamam hadi. Bu da böyle bitmiş olsun. Gamepad'li mempad'li derken. Az önceki maçta da hakikaten gecikme çok yüksekti. Oo şimdi bak dişimize göre bir rakip bulduk. 9. klasmanda. Haydi bakalım Hasan Bey. 45'lik adama zorlandık. Bakalım kendi evimizdeyiz. Rakip bilgisi diyelim gençler. Mbappe, Neymar, Messi, Modric. Şimdi bak Carlos Marlos. Bayağı sağlam bir takıma karşı oynayacağız gençler. 9. klasmanda. Herkes 9'u atıyor ya yeni sezonda. O yüzden çok iyi kadrosu olanlar da 9'a düşmüş oluyorlar. Her türden rakip gelebiliyor karşınıza. Gol atıp şuna basmak istiyorum. Anne, anne diye. Hadi bakalım mücadele az sonra başlayacak. Rakibimize başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olacak gençler. Konsantreyiz ve başladı. Rodri, Mbappe'nin umurunda değil. Hemen kaptırdık topu. İşte bu kötü oluyor gençler. Yani maçın daha başında kaptırıyorsunuz ya, o iyi bir şey değil. Güzel pas. Pirlo, şık. Rodri, Guti. Havadan hocam. Yalnız faul sistemi bir saçma gençler. Çok güzel bir pas o. Hayır Messi, 2 saat çıkmadın offside'dan. Rodri, hocam. Hocam, hocam! Aa! Gençler Messi'nin, resmen Messi'ye çizik attılar orada. Pirlo. Ya hayır ya, ne yaptım? Messi'yi havaya uçurdular. Ona faul çalmayan hakem. Onun Messi'sine faul yaptığımızı düşündü. Pekala, daha sıkıntı yok. Alaba verdi. Pirlo. Aldık onu.
Carlos koş Carlos. Aldın onu. Ne oldu? Hocam! Gençler yeter. Ben hiçbir şeye basmıyorum. Ah! What is going on ya? İlla gol attıracak. Kaleciyi oynatmıyorum. Güzel. Hadi çocuklar atalım golümüzü. Vinicius. Güzel pas. Bir daha. Arapus Klas. Mbappe. Mbappe. Messi. Hayır. Diyecektim ki bu videoda direk olmasın diyecektim. No. 45 artı direği. Hayır. Ah kale direkleri. Yine hoplattın yürekleri ya. Yapma. Ne diyor bir Hasan Mustan atasözü? Direksiz bir video. Meyvasız bir ağaca benzer diyor. Genelde direk kavramına inanmıyorum. Futbolda büyük bir engel olduğunu düşünüyorum. Umarım futbolda direkler kaldırılır. İnşallah. İnşallah. Yerine daş koyarız daş. Sıkıntı yok. Vinicius çok süratli. Vini. Hocam penaltı. Penaltı. Çünkü dudak uçuklatan yaptım arkadan vurdu gençler. İşte bu. Vinicius yalnız ne koştu be. Vallahi var ya Messi Angara. Nasıl vuruyorduk penaltıyı? Penaltıyı nasıl atıyorduk? Panenka yapayım ya. Şımarayım mı gençler? Panenka. Ha? Panenka yaptım şımardım. Hayır. Hissettim de biliyor musun? Dedim ki ya kesin şimdi bu şey yapacak diye. Çok güzel geliyorum şu an. Hissediyorum çok güzel geliyorum oraya. Dikkatli izler miyiz? Hayır Carlos. Gençler adamın Carlos'u var ya at gibi koştu oraya. Verdim pası. Dikkat gol. Hayır gol. Nerede? Oy sevincim nerede? Oy ya böyle saçma şey olur mu ya? Yeter direkten dönüyor, kafadan dönüyor, bir şeyden dönüyor. Allah'ım çıldıracağım. Ama attık gençler güzel. Nice. Ya zor maç. Ve yani çok saçma goller atıyorum yani bugün. Ve bitiyor. Nice. Ne kadar zor maçtı. 2 galibiyet direkt klasman attı dedim gençler. 8'e çıktık. Hemen 8'de de bir maç yapalım. Hızlıca. Ve rakibimiz geldi Mısır'dan Mo Salah. Ama bu da yine dişimize göre bir rakip. 2500 gücü var. Rakip bilgisi diyoruz. Neymar, yeni Neymar, Ronaldo, Messi güzel bir üçlü yapmış. Gayet güzel, şık bir takımı var gençler. Biz de kadroyu bu şekilde yaptık şimdi. Neymar'ı oynatacağız, Romario'yu oynatacağız. Maradona. Az sonra müthiş mücadele başlıyor. Rakibimize başarılar falan dilemiyoruz. Bütün başarılar sevgili Tantan'ın. Hafif bir ego var mı sizce? Egomuz yüksek. Bakalım rakibi tatmış olalım. Güzel girdik araya. Güzel Neymar. Hocam! Temiz mi o şimdi? Tamam bir şey demedim. Ya bak. Neymar! Ay çok uzağa vurdun Neymar ama faul var. Güzel. Roberto Carlos gel bir kere daha ölü yaprak deneyeceğiz. Bir şans daha doğdu. Biraz önceki oldu çünkü. Aha. Ay ölü yaprak da burası çok yakın. Gençler nasıl bir vuruş yapacağım ben Carlos'la ya? Yapamam ki. Şöyle ters bir şeye deneyeceğim gençler. Çok ters bir şey denedim. Ay! Carlos! Carlos! Gençler edit medit yapamadım. Hiçbir şey yapamadım. Carlos ne yaptın sen oğlum? Bir yavaş dur. Yanlış yer attım. Kandırdım. Neymar dikkat. Gençler! Hayalimdeki yere vurdu adam. Şuraya riskli bir top. Şuradan şuraya. Guti şımardı. Ay! Verdim. Hayır veremedim. Niye veremedin o pası Romario? Ya gençler 32.500 like alabilir miyim sizden please? Yeni gamepad'in hatırına. Vallahi var ya. Rakibi kaçırdık. Bu gol rakibi kaçırdı resmen.
Gençler burada bırakalım. Bir maç daha alırsak büyük ihtimalle yükseleceğiz zaten. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizlerden süper bir destek beğenisi bekliyorum. E-futbolu daha fazla görmek istiyorsanız bunu belli edin. Her izleyen mutlaka like atsın. Ve fikirleriniz varsa, video fikirleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizi çok çok sevdiğimi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bak bu videolardan bir tanesinde biz pasta masta yaptık mutfakta. Çok komik, vallahi izleyin. Cansınız. Buradan da abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri kalp kalbe karşı, işte bu. Sevgiyle kalp.